Selam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Günün riyaziyat sualları arzunu tamir ettirdik. 3D yayınlarından funksiyeye ait 3 misalın haline bakacağız. Abonentler için maraklı olacak suallardır. Vaktirmeden başlayalım. Birinci sualımız. Demek f(x) plus 2f menfi x beraber 4x müz 2 olarsa f1'i tapın diyor. Biz bu misala iki türlü yanaşabiliriz. Evvelce f(x) funksiyasının özünü tapıp sonra f1'i tapabiliriz. Veya ele misaldan birinciyle başlayarak f1'de tapabiliriz. f(x) funksiyasını tapmadan. Gelin uşaklar neyin yani? Evvelce f1'i tapmak için x gördüğümüz yere 1 yazan verilen beraberlikte. F1 üstte gerek 2f menfi 1 beraber tabii ki sağ tarafta x'in yerine 1 yazan da şeydir. Aynı kaydıyla indi x gördüğümüz yere menfi 1 de yazalım. F menfi 1 üstte gelir 2f. X gördüğümüz yere menfi 1 yazan da artık burası müsbet 1 eleyecek. Beraberdir. X'in yerine menfi 1 yazan da beraberin sağ tarafını menfi 6 eleyecek. Dikkatle baksanız artık f1'e ve f menfi 1'e nazaran tenler sistemi yaratmıştık. 2f menfi 1 beraber 2'ye. Ve f menfi 1 üstte gelir 2f1 beraber ne uşaklar menfi 6. Misal bizden f1'i soruştuğuna göre gelin f menfi 1'i yok eleyek. O zaman ikinci tenli gelin menfi 2'ye bırakın. f1 üstte gelir 2f menfi 1 beraberdir 2'ye. Aşağı tenliyi menfi 2'ye bırakın. Menfi 2f menfi 1 minus 4 f1 beraberdir müsbet 12. Taraf tarafa toplayalım şimdi bunu. Taraf tarafa toplayanında artık müsbet 2f menfi 1'den menfi 2f menfi 1 ıslaha gelir. Beraberin sol tarafında menfi 3 f1 sağ tarafında ise 14 alınır. Belli f1'imiz beraberdir. 14 bölek menfi 3 eleyecek cevabımız. Doğru cevabımız oldu. Bir şimdi ise ikinci misala keçid alalım. Demek həqiqətlər çoxluğunda təyin olunmuş bir f(x) funksiyasından söhbət gedir. Ve f(x) funksiyası uşaqlar argument yani x plus y hissəsi f(x) funksiyası bu şekilde təyin olub. f(x) plus y beraberdir f(x) plus f(y). Mesela bakın f5. Mən f5'i 5'i 1 ile 4'ün cəmi şeklinde f1 plus f4 kimi yazabilirim. Yani öyle bir funksiyadır ki bu şart ödeyir. Yani hemen funksiyada x'in yerine 5 yazsam ve x'in yerine 1 ve 4 yazsam ve toplasam beraberin sol tarafı sağ tarafında beraber olur. Veya f5'i ben b de yazabilirim. f2 plus f4. Veya f5'i ben b de yazabilirim. F menfi 3 üstte gelir f8. Yani x'in y hakikatler olduğuna göre fx plus y beraberdir fx plus f'y. Bu şekilde bir fx funksiyası bize verilip bu şartı ödeyen fx funksiyasıdır. Misal verip ki f2 çıkar f1 8'e beraberdir. F2 çıkar f1 beraberdir 8. Şimdi dikkatle bakın. Ben f2'ni böyle yazabilirim uşaqlar. Demek f1 plus 1. Yazabilirim mi? Bak bu şartı istedim tətbiq edem. O da neye beraberdir? F1 plus F1'e beraberdir. Başka sözle F2 neye beraber uşaqlar? 2F1'e beraber. Getirip burada yerine yazsam F2'nin yerine 2F1. Çıxaq F1 beraber 8'den. Buradan F1 neye beraber olacak? 8'e. Bize F3 de lazımdır. Yeri gelmişken F2 neye beraberdir biz? Çünkü taptık ki F2 2F1'e beraberdir. 2 bırak. F1'i 8 taptığımıza göre F2'miz olacak 16. Bize F3 de lazımdı görürsüz. F3, 3'ü 2 ile 1'in cem kimi yazsam bu da F2 plus F1 demektir. F2 16'dır. F1'imiz 8'dir. Elir 24. Bize uşaqlar F4 de lazımdır. F4'ü istiyorsunuz F2 plus F2 yazın. İstiyorsunuz F3 plus F1 yazın. İkisinde de aynı netice alınacak. F3'ü 24 taptım. F1'i 8 taptım. F4'ümüz 32 elir. Ve nihayet uşaqlar bize F6 da lazımdır. F6'nın uşaqlar isterseniz F3 plus F3 yazın ya da F4 plus F2 yazın. Elimizde var olanlardan istifade. F4'de 32 taptık. F2'nin de yukarıda 16 tapmışız. Neçe edilir? 48. Aparak yerine koyalım. Demek F3
Taptaki 24'tür. F4 taptaki 32'dir. Ve F6 da 48 taptık. İhsarımızı yaparsak 24 ile 48'e mehrecde 2 kalır. 32 ile 2'ye bölünür. Cevabımız neçe eliyir? 16 eliyir. Doğru cevabımız oldu bebe. Bebete sonuncu misalımıza bakalım. Fx funksiyası virgül var intonasyon. X adedinden küçük olan en büyük tam adedi gösteren bir funksiyadır. Aslında bu cümle bize tanıştır. X adedinden küçük en büyük tam adet. Bu neyin tarifiydi uşaklar? Adedin tam hissesinin tarifiydi. Yadırdad mı? 5'ten 10'da alttan küçük en büyük tam adet neydi? 5 idi. 4'ten 10'da 3'ten küçük en büyük tam adet nedir? 4'tür. Menfi 7'ten 10'da alttan küçük en büyük tam adet nedir? Menfi 8. Bu bize neyi hatırlattı? Birinci cümle tam hisseni hatırlattı. Yani fx funksiyası ne şekilde olan bir funksiyadır? X'in tam hissesi şeklinde olan bir funksiyadır. Fx funksiyası dikkatle okuyun bir tane x sayısından yani x adedinden küçük olan en büyük adedi gösteren bir funksiyadır. Yani fx funksiyası x'in tam hissesidir. O zaman gelin neler verip yazalım. Verip ki fa üstteki f1 tamında 7 a'dır. Küçüktür f8 tamında 6'dan. Yani başka sözle f funksiyası artık elimde var. X'in tam hissesidir. Argümentin tam hissesi. O zaman A'nın tam hissesi. Üstelik 1 tamında 7'nin tam hissesi. Küçüktür 8 tamında 6'nın tam hissesi. A'nın tam hissesi kalsın yerine bilmiyorum A adedini. 1 tamında 7'nin tam hissesi 1'dir. 1 tamında 7'yi aşmayan en büyük tam adet. 8 tamında 6'nın tam hissesi 8'dir. Buradan A'nın tam hissesi küçüktür 7'de alınır. Ve şu aralar fikirleşen hansı edetlerin tam hissesi 7'den küçüktür? 7'nin tam hissesiyle 7'ye beraberdir. 7'den büyük olan, 7 ve 7'den büyük olan bütün etlerin tam hissesi 7'den küçük olmaz. O zaman hangi etlerin tam hissesi 7'den küçük olur? 7'den küçük etlerin tam hissesi 7'den küçük. 6.5'in tam hissesi 6'dır, 7'den küçüktür. 4.3'ün tam hissesi 4'tür, 7'den küçüktür. -2.6'ın tam hissesi -3'tür, 7'den küçüktür. 0'ın tam hissesi 0'dır. 7'den küçük vesaire. Demek hangi etlerin tam hissesi 7'den küçüktür? Ele 7'den küçük olan etlerin tam hissesi 7'den küçüktür. 2. Verip ki fa minus f menfi 2.3 büyük beraber f4'te. A dedin tam hissesi. Hamısını burada yerine yazacağım. Fa'nın tam hissesi daha doğrusu oldu. A'nın tam hissesi minus menfi 2.3'ün tam hissesi büyük beraber 4'ün tam hissesi. O delir tam hissesi A. Menfi 2.3'ü aşmayan en büyük tam adet menfi 3'tür. Menfi 2.3 edokuna kaydedek. Bunu aşanlar -2'dir, -1'dir vesaire. Aşmayan -3'tür, -4'tür. Aşmayan en büyük tam adet -3'tür. Yani -2'den tam hissesi -3'tür. Karşıda da menfi var diye -3. Büyük beraber 4'ün tam hissesiyle 4'tür. Tam adetlerin tam hissesi özüne göre. Büyük beraber 1'den. Şimdi fikirleşen hangi adetlerin tam hissesi 1'den büyük beraberdir? Şuralar 1 ve 1'den büyük olan bütün adetlerin tam hissesi 1'den büyük beraberdir. Yani A adedi nedir? Birden büyük beraber olan adettir. Ve o zaman üçüncü adımda ne diyerek? A adedi 7'den küçüktür. Birden büyük beraber. A'nın alabileceği tam kıymetlerin cemin tapımıdır. A'nın alabileceği tam kıymetlerin cemi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. O değildir. 6 bırak 7 bölü 2'den 21. Doğru cevabımız oldu de ben. Nöbeti videolarda görüşerek helal.